Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere Türkçe'de hangi hocaları izlemeniz gerekiyor, seviyenize göre size en uygun hoca hangisi, bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Bu videoyu bütün sınav formatlarına girecek olan arkadaşlarım izleyebilir. Ben kendi çapımda önem sırasına göre hocaları sıralayacağım ve hocaların artıları nedir, eksileri nedir, size hitap eder mi etmez mi onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim ilk önerebileceğim hoca Öznur Saat Yıldırım'dır. Peki neden? Ya da Öznur Saat Yıldırım'ı kimler izlemeli, kimler izlememeli ondan bahsedeyim. Arkadaşlar fark etmişsinizdir, Öznur Hoca'nın çok fazla videosu var. Yani çok detaylıca konuyu anlatır. Birincisi, eğer ki Türkçeniz çok fazla iyi değilse ve Türkçeniz gerçekten ortalardaysa, siz kendinizi iyi bir noktaya taşımak istiyorsanız ya da alt seviyelerden üst seviyeye çıkmak istiyorsanız Öznur Hoca'yı izleyebilirsiniz. Niye? Çünkü hoca dediğim gibi her konuyu çok detaylıca anlatıyor. Örnek veriyorum, yapı bilgisi önemli bir konudur. Bu videoyu başka hocalar işte 3 videoda, 4 videoda anlatırken Öznur Hoca 9 videoda anlatmış oluyor. Ya da isim, sıfat, zamir her bir için ayrı ayrı 3'er tane video çekiyor. Diğer hocalar bir videoda anlatıyor gibi. O yüzden kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Ve en sevdiğim özelliklerinden biri de her ünitenin sonunda etkinlik çözmesidir. Etkinlik çözdükçe sizin o konuyu anlama ihtimaliniz ve pekiştirme oranınız daha da artmış oluyor. Bu yüzden benim birinci önerdiğim hoca Öznur Saati Yıldırım'dır. Koçluğunu yaptığım öğrencilere de genellikle her daim Öznur Saat Yıldırım'dan başlatırım. Yani öğrenci YKS öğrencisi de olsa, KPSS de olsa fark etmeksizin Öznur Saat Yıldırım'dan başlatırım ve tavsiye ettiğim bir hocadır. İkinci sırada arkadaşlar, bir önceki videolarımı eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Orada hatırlarsanız KPSS'nin 5 aşamasından bahsetmiştim. İkinci aşama neydi? Genel tekrar aşamasıydı. Ben mutlaka bütün öğrencilerime tekrarları da yaptırırım. Ama tekrarları yaptırırken farklı bir hocadan yaptırmaya özen gösteririm. Niye? Çünkü aynı hocayı dinlesek yine aynı şeylerden bahsedecek. Biz yine aynı şeyleri görmüş olacağız. Farklı bir şey öğrenemeyeceğiz. O yüzden olabildiğince seçeneği ve alternatifi fazla tutuyorum ki öğrenci her bir hocadan farklı bilgi alsın ve o konuya dair bilgi ve donanımını artırsın diye. Öznur Saat Yıldırım'dan izlettikten sonra benim ikinci etapta önerdiğim iki tane hoca vardır. Bu öğrencinin seviyesine göre değişir. Bunlardan birisi Kadir Gümüş'tür, diğeri de Aker Kartal'dır. Peki hangi durumda ben Kadir Gümüş'ü izletirim? Hangi durumda Aker Kartal'ı izletirim? Ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, eğer ki öğrenci gerçekten çok çok iyi bir noktaya gelmişse, Öznur Saat Yıldırım'dan sonra netleri bayağı bir artmışsa, istediği hedefe çok fazla yaklaşmışsa, tekrar mahiyetinde olması açısından ve pratik kazanması açısından ben Aker Kartal'ı öneririm. Çünkü Aker Kartal'ın video sayısı piyasadaki diğer hocalara göre oldukça azdır. Ve Aker Hoca çok özet bir şekilde anlatır, nokta atışı anlatır. Ne demek istiyorum? Bir konuya dair her bilgiyi vermez. O yüzden ilk etapta tavsiyem Aker Kartal'ı dinlemeyin. Mutlaka detaylı anlatan bir hocayı dinledikten sonra Aker Kartal'a geçin. Peki Aker Kartal'ın avantajı nedir? Yine nokta atışı yapar dedik, oradan bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum, yapı bilgisi. Yapı bilgisine dair her şeyi anlatmaz ama sınavda çıkma ihtimali olan yerlere değinir. Bu anlamda konuyu güzel bir şekilde özetler ve sınavda nerenin çıkma ihtimali yüksekse oraların üstünde yoğunlaşıp durur. Buna bağlı olarak da Aker Kartal'ı izlemeniz size bir, hem o konuyu tekrar etme fırsatı sağlar, iki de vakit kazandırır arkadaşlar. Bakın yine diyorum, Aker Kartal'ı izlemeniz için iki tane sebep öneririm. Bir, ilk yaptığınız çalışma aşaması sağlam bir şekilde konuyu oturtmuşsunuzdur. Böyle olduğunda tekrar amaçlı izleyebilirsiniz. İkinci olarak da eğer ki vaktiniz kısıtlıysa ve artık tamamen nokta atışı yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Aker Kartal'ı izleyebilirsiniz. Peki Kadir Gümüş'ü hangi durumlarda tavsiye ederim? Bana göre arkadaşlar Kadir Gümüş'e Öznur Saati Yıldırım birbirini tamamlıyor. Ya da Kadir Gümüş'e diğer hocalar da birbirini tamamlıyor. Niye? Kadir Hoca hem Aker Kartal kadar böyle çok kısa ve öz anlatmaz, hem de Öznur Saati Yıldırım gibi ya da Yelda Ünal gibi çok fazla detaylarda boğmaz. Nasıl anlatır arkadaşlar? İkisinin ortası bir şekilde anlatır. Sınavda çıkma ihtimali olan yerleri de size anlatır. Aynı şekilde o konuya dair elinden geldiği tüm bilgileri de vermeye çalışır. Böyle olunca arkadaşlar, eğer ki ilk çalışma aşamasında %100 oturmadıysa, kendinizi eksik hissediyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Kadir Gümüş'ten ilerlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kadir Gümüş hangi durumlarda izleyebilirsiniz? Bahsettiğim gibi seviyeniz istediğiniz noktaya çıkmadıysa ya da Öznur Saat Yıldırım'ı dinlediyseniz ve kafanız çok fazla karıştıysa artık Kadir Gümüş'e geçebilirsiniz. Çünkü Öznur Saat Yıldırım'a göre bir tık daha toplu bir şekilde anlattığı için konuyu toparlayıp size sunacaktır. Bu da sizin konu hakkında kafanızın karışmamasını sağlayacak ve daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. İlk iki hocayı bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Öznur'dan başlayıp ya tekrarlar Aker'den yapabilirsiniz ya da Kadir Gümüş'ten yapabilirsiniz. Bunlara alternatif hocalar da önereceğim. Şimdi bir diğer hoca arkadaşlar Yelda Ünal'dır. Yelda Ünal bana göre Öznur Saat Yıldırım'ın alternatifidir.
Hangi açıdan ki yani videolarını inceleyenler bilir ya da oynatma listesini takip edenler bilir. Yelda Hoca'nın çok fazla videoları vardır. Öznur Saat Yıldırım gibi anlatır. Ama Yelda Hoca'da şöyle bir handikap var, dezavantajı var. Ben kendimle birebir incelemiş biri olarak söylüyorum. Ve öğrencilerimden bana gelen dönüt şu, bir tık sıkıldıklarını söylüyorlar. Ki gerçekten öyle. Bazen bazı konuları evet tekrar etme amacına çok fazla üstünde durabiliyor. Ama bu artık bir süre sonra artan bir seviyeye ulaştığında öğrenciyi sıkabiliyor. Eğer ki ben sıkılmak istemiyorum, Öznur Saat Yıldırım'dan verim alamıyorum ve çok kapsamlı bir hocadan dinlemek istiyorum diyorsanız arkadaşlar Yelda Ünal'dan izlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde Aker Kartal'ın alternatifi olarak da Gizem Ural'ı önerebilirim. O da yine aynı şekilde İSEM yayıncılıkta video çeken hocalardan biridir. Gizem Hoca da kısa öz bir şekilde özetler. Gerek videolarının süresi anlamında çok uzun değildir, gerek de video sayısı olarak baktığımızda çok uzun videoları yoktur. Buna bağlı olarak arkadaşlar daha kısa, daha pratik ve zaman anlamında daha az vaktinizi alan videolar çekmiştir. Onun oynatma listelerini de izleyebilirsiniz. Toparlayacak olursam benim nacizane tavsiyem Öznur Saat Yıldırım'dan ilerlemenizdir. İkinci tekrarları seviyenize göre ya Aker Kartal'dan ya da Kadir Gümüş'ten yapmanızdan yanadır. Bunun yanında alternatif olarak Öznur Saat Yıldırım'ın alternatifi Yelda Hoca'ya göz atabilirsiniz. Aker Kartal'ın alternatifi olarak da Gizem Ural'a bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu hocaları izlediğinizde ben şahsen çok fazla verim alacağınızı düşünüyorum. Çok şükür benim çok fazla elimden öğrenci geçti. Koçluğunu yaptığım öğrencilerden bahsediyorum. Ve sayısal öğrenciler ağırlıktaydı. Sözelciler de tabii ki vardı. Ama sözelcilerin netleri zaten genelde Türkçe açısından iyi oluyor. Sayısal öğrencilerinden örnek vereceğim. Yani çok fazla benim mühendis öğrencim vardı. Ve başladığında eksi netlerle başlayan öğrenciyi ben sınavda 27 net yaptırdım. Türkçe adına söylüyorum. Bu tabii ki bir doğru çalışmayla alakalı bir durum. Yani sistemli bir şekilde çalışmayla. Bir de doğru hoca seçimiyle alakalı arkadaşlar. Ben doğru hocaları seçtiğimi düşünüyorum ki netleri o yüzden arttı. Sizler de eğer bu hocaları izlediğinizde zaten aradaki farkı göreceksiniz ve verim aldığınızı fark edeceksiniz arkadaşlar. Umarım katkısı olur. Güzel yorumlarınızı bekliyorum ya da her türlü isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de koçlukla alakalı çok fazla mesaj geliyor. Her videoda bilgilendiriyorum. Bilgilendirmeye de devam edeceğim. Bana Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Küçük harflerle inanç888 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Koçluk hakkında bilgi almak istiyorum diye. Ben zaten size çok detaylıca bilgi vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her daim yanınızdayım. Bunu da unutmayın.